Bugün sizlerle beraber Linux'ta eğer siz bir video edit yapmak istiyorsanız ya da ne bileyim bir Photoshop yapmak istiyorsanız, video çekmek, YouTube'a içerik üretmek ya da yayıncılık yapmak, bunun gibi şeyleri merak ediyorsanız eğer bu içerik tam size göre. Bu video bittiğinde siz Linux üzerinden edit yapabilir, Photoshop yapabilir, video çekebilir, yayın yapabilir. Şimdi birinciden başlayalım. Video çekmek ve yayın yapmak. Dostlar bunların ikisini aynı uygulamada yapacağız. Şimdi onu hemen size göstereyim. Burada gördüğünüz üzere ben de OBS'i kullanıyorum çünkü. Arkadaşlar OBS full ücretsiz. Premium özellikleri var mı bilmiyorum. Ben hiç ihtiyaç duymadım yani öyle bir ekstra özelliği varsa da. Şimdi şu şekilde. Bu olaya geleceğim sizlerle, tamam mı? Bu farklı bir şey. Türlü türlü yani internette YouTube'a girdiğiniz, yazdığınızda böyle yüzlerce önünüze video çıkan bir program. Ben bunu bugün Linux'ta nasıl entegreli kullanabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Diyelim ki ben bunu yapmak istiyorum. OBS ekranı olarak nasıl paylaşabilirim? Bakın buraya geliyorsun. Screen Capture Pipwire'a basıyorsunuz. Üçmüş. Ben iki tane paylaşmışım çünkü. Buradan mesela pencereleri seçelim. Burada Fish Console. Burada gördüğünüz üzere Fish Console. Yani bu terminalin ekranını seçmek istiyorum. Ben bunu Fish Console'a tıklayıp yansıttığımda bakın. Dostlar tekrardan bir Fish Console açalım. Ben mesela bunu nasıl yapayım dostlarım? Ben bunu yanda bir bilgisayarım var, tamam mı? Bunu buraya taşıdım. Ve dedim ki insan benim burada hangi işletim sistemini kullandığımı ve bilgisayarın özelliklerini görsün istiyorum. O şekilde şöyle göstereyim size de. Siz şu anda burada bilgisayarımın bütün özelliklerini görüyorsunuz. Hangi işletim sistemini kullandığımı görüyorsunuz. Terminalin hangi kabuğu olduğunu görüyorsunuz. Ekranlarımı görüyorsunuz. İşte masaüstü başlatma oturum başlatıcımı görüyorsunuz. Bilgisayarın markasına kadar görüyor. Benim burada istediğim şey bunu izleyicilerimin her an her saniye görebilmesi. Şöyle yapabiliriz. Ben bunu aldım. Burada tıkladım. Screen Capture Pipwire tıkladım. 3 dedim. Windows'u seçtim. Çünkü bu bir Windows. Yani bir ekran olarak değil de screens. Ekran olarak değil bir pencere olarak. Burada Fish konsolu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladığımda okey dediğimde bakın şu anda ekranımın ortasında bu var. Ben bunu böyle küçültebilirim. Şimdi benim videomu izleyen arkadaşlar ben ne yaparsam yapayım bak. Mesela diyelim ki OBS'i indirdim. Siz ben burada OBS'te ne yaparsam yapayım onu bir ekran olarak gördünüz ama. Bunu göstermek istedim aslında. Mesela yayıncılık yapmak bence sistem özelliklerini bu şekilde bir ekran gibi yansıtabilirler. Bence tatlı olur. Benim kendi size nacizane buradan streaming kısmından bakabilirsiniz. Şimdi OBS'ten başka neler yapabiliriz? Arkadaşlar şunu da yeni koydum alışamadım çarpı. Arkadaşlar OBS'ten yapabileceğimiz başka çok güzel bir şey sesimizle oynayabiliyoruz dostlar. Bakın ben size kendi filtrelerimi göstereyim. Benim burada 5 tane filtrem varmış dostlar. Evet dostlar geldik, ufak bir baskın yedik ama sıkıntı yok, güzel, merak etmeyin. Buradan gürültü engelli, gürültü susturucusu, bastırma gibi bir anlamı var arkadaşlar. Gürültü susturucu anlamına geliyor. Buna tıkladık mesela. Benim burada bir tane vardı, ikinciyi açtık. Burada Quality More CPU Usage. Yani daha fazla işlemci kullan ama daha iyi kalite al gibi bir anlama geliyor burada. Bunu seçmenizi öneriyorum. Eğer sisteminiz iyi ise bayağı fark ettiriyor. Ondan sonra şunu sileyim. Yüklediğim filtreler default ayarlıdır diye düşünüyorum. Yani onları sadece eklemişimdir. Çok fazla üzerinde oynamamışım. Ondan sonra limiter ayarımı görüyorsunuz. Limiter ayarım böyleymiş. Gain bu şekildeymiş. Muhtemelen 0-0'da geliyordur. Yani 3D band ayarım bu şekildeymiş. Şunu belki biraz düşürebilirsiniz artık. Bilmiyorum. Fakat genel hepsini eklemişim sadece. Ekstra bir şey yapmamışım. Ama ses filtreleri de şu şekil. Bunu kesinlikle öneririm arkadaşlar. Bunu yapın yani. Ondan sonra arkadaşlar önemli şöyle bir ayar gösterebilirim size. Buradan bu 3 noktaya tıklayıp Advanced Audio buydu sanırım. Evet. Arkadaşlar şöyle burada mono seçeneğini seçmenizi tavsiye ediyorum. Bunun sebebi şu. Konuştuğunuzda mikrofonun sağından ve solundan gelen sesleri kulaklık takan birisi sağından ya da solundan algılıyor sesleri. Öyle bir durum var. Yani ben mikrofonun buradan konuştum. Mikrofonun geldim buradan konuştum. Ben bunları yaptım. Sen mikrofon takıyorsun. Sağdan konuştuğumu sağdan, soldan konuştuğumu soldan duyuyorsun. İyi değil. Güzel bir şey değil. O yüzden monoyu açmanızı tavsiye ediyorum dostlarım. Geldiğimizde burada da Start Stop Recording kısmı var. Buradan da başlatıp geri susturabiliyoruz videoyu. Son olarak video ayarlarına bakalım. Genel ayarlarım bu şekildeymiş arkadaşlar benim. Burası bu şekildeymiş. Stream kısmı bu şekildeymiş. Şimdi yayın kendim yapmadığım için yayın ayarlarımı göstermek gibi bir durumum yok açıkçası. Çünkü kendim zaten yayın yapmıyorum. Herhangi bir yayın ayarı da yapmadım. Neden açabileceğinizi göstereceğim. Ses kısmında bu şekildeymiş ayarlarım. Output kısmında bu şekildeymiş. Video kısmında da arkadaşlar FPS'i 60
seçiyorum. Çıkışı bu önemli. Bunu tavsiye ederim. Yapın. Buradaki ayarları da monitörünüzün çözünürlüğüne sabitlemenizi tavsiye ediyor. Hot case kısmı biraz fantezi. O sizin artık hayal gücünüze kalmış. Hangi tuşa neyi atamak istiyorsanız onu öyle değerlendirebilirsiniz. Advanced ayarları da bu şekilde arkadaşlar. Böyle yapmışım ayarları. Genel ayarlarımız bu şekilde. Eğer istiyorsanız tabii dili Türkçe yaparsanız daha iyi olur sizin için. Anlamanız, kavramanız açısından. OBS ayarlarım bu şekildeydi dostlar. Size de tavsiyem, Linux'ta farklı programlar var. Evet ama ben OBS'i kullanarak maksimum performansı aldım. Size de tavsiyem OBS'i kullanmanız dostlarım. Evet şimdi gelelim diğer bir şeye arkadaşlar. Bu kadar adam edit'i nereden yapacak? O programı nasıl indireceğimizi anlatayım size. Buraya yay boşluk kısa çizgi KDN Live yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben bizden parola istiyor. Parolamızı giriyoruz. Evet'e bastığımızda yükleyecek KDN Live'ı. Paketler biraz sıkıntılı. O yüzden ben size eğer burada bir sıkıntı yaşarsanız sudo gelip buraya KDN Live'ın discovery'sine girdiğimizde Software Center'a burada KDN Live yazıyoruz. Aratıyoruz. Gördüğünüz gibi KDN Live'ı buradan da yükleyebilirsiniz dostlarım. Şimdi isterseniz KDN Live'ın size biraz içeriğini göstereyim. Evet arkadaşlar KDN Live'a giriş yaptık. Şimdi burada yaptığımız işlem şöyle. Size genel olarak bir hatlardan bahsedeyim. Ne vardır ne yoktur. Bunları bir anlatmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar en soldaki kısım bizim genel ana havuzumuz. Yani şöyle. Ben kendim bir edit yapıyormuşum gibi size yapıp göstermek istiyorum. Bu değil bunu. Mesela bunlar benim geçen videoda kullandığım şeyler arkadaşlar. Ben buraya bir tane resim attım diyelim. Tamam buna evet diyeyim bu arada. Başka bir tane daha resim attım. Ondan sonra bir tane ses dosyası attım. Bir tane de video bir tane de video yüklemek istiyorum oraya. Mesela Fedora videosunun bitmiş ham halini buraya atayım. Mesela Fedora videosunu sürükledim buraya. Kanala hoş geldiniz. Sizinle yine bir distro incelemesi. Şimdi şöyle arkadaşlar. Burada iki tane ekran görüyorsunuz. Kafanız karışmasın. Aslında çok basit. Bak ben buradaki bir şeyi seçtim. Mesela burada 5 saniyelik bir şey var değil mi? Buna tıklarsam eğer direkt onu ben çalışma havuzunun üzerindeki o şu simge hani mesela şuraya tıkladım ya bak. Bu ilerliyor. İncelememiz sağdaki video, sağdaki kısım bunu gösteriyor. Soldaki kısımda bu şekilde. Bastığımızda buna ilerliyor. Şu birincisi çok fazla burası ilerliyor. Aslında temeldeki şey bu. Şimdi gelin ben size bir de ufak katman eklemeyi göstereyim. Zaten bu videoda size dediğim gibi hani tam anlamıyla ben kurgu nasıl yapılır onu öğretemem yani. Çünkü onun için çok kısıtlı bir video. Ben size sadece bu işlemi hangi programlardan yapacağınızı o temel iskeletini göstermeye çalışıyorum. Project kısmına tıklıyorsunuz. Add a title clip diyorsunuz. Burada mesela ben buraya bir yazı yazmak istiyorum. Sudo emir keleş yazalım. Bu yazıyı bir ortaya çekeyim. Bu yazının dışındaki o şu kalınlığı buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Ben yazıdan yazıya değiştiriyorum. O tam bir net bir şey yok. Gradient seçerseniz eğer de buradan yazınızın hangi renkten hangi renge ton geçişini kontrol edebiliyor olmanız lazım. Ya programı aylardır kullanıyorum. Kullanırken bir kere crash vermeyip videosunu çekerken tanıtım amaçlı videosunu çekerken crash vermesi inanılmaz. Evet arkadaşlar crash vermedi. Eğer önemli bir şey olsa %100 crash vermişti. Buradan project kısmına tıklıyorsunuz. Add a title clip diyorsunuz. Gençler buradan istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Gradient kısmını seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada ben ne istiyorum? Turuncudan diyorum. Sarıya gitsin mesela. Ok dersem eğer turuncudan sarıya veyahut tam tersi mesela burada şeyi de ayarlayabiliyorsunuz. Hani kaça kaç olsun onu da ayarlayabiliyorsunuz. Okey diyelim mesela. Mesela ben bunu getirdim buraya bu şekilde ekledim. Bak artık bu yazının burada hani nerede gözükeceği de belli. İkincisi bana dediler ki abi sen bilmiyorsun. Ben Fedora hiç kullanmadım bu arada. Sen bilmiyor. Hani bu şekilde arkadaşlar. Bu yazı ekleme kısmı bu. Ses ekleme kısmı da şu şekilde. Bu arada bu uygulama bağırıyor olabilir. Şu an onu bir engelleyeyim sizin için. Mesela bunu buraya eklediğimde. Dedim, tamam abi olabilir. Benim kendi videolarımda o arkadaki keyboard efekti bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yazıyı da böyle ekliyorsunuz. Şimdi mesela şunu anlatayım size. Diyelim ki siz bunu eklediniz. Dedin ki sen ben üzerine bir de bunu eklemek istiyorum. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Geliyorsun buraya insert track'te tıklıyorsun. Burada V2 seçeneği. Bunda hiçbir şey dokunmuyorsun. Yes diyorsun. Bak bir tane daha katman ekledi buraya. Buraya V3 katmanı ekledi. İstersek burada insert track diyerek bunu audio track seçeneğin yani bir ses ekleme olarak da kullanabiliriz. Bakın buraya bir ses dosyası daha ekledi. Yani ben iki tane üst üste klavye seçeneğini koyabilirim artık. Şunu şöyle yapalım. Tamam abi. Mesela anladınız mı? Ben bunu getirdim. Bunu bu şekilde üzerine koydum. Burada gördüğünüz üzere gerekiyor dediler. Tamam abi. Burada gördüğünüz üzere üst üste iki tane yazı
oldu. Mesela bunu şöyle kullanıyoruz kankacığım. Bunu ben getiriyorum, böyle koyuyorum. Üzerine yazı çekiyorum. Bir edit yaptım. O editin üzerine yazı çekebildim buna. Bu bana bu şekilde yardımcı oldu. Burası hakkında neyi anlatabilirim? Bir de efekt kısmımız var. Ben kendi bildiğim kadarını anlatabileceğim arkadaşlar size. Efekt kısmında şöyle bir şey söyleyebilirim. Transform diye bir efektimiz var. Bunu kullanıyorum her zaman. Transform'u da mesela ekledim ya, artık ben bu eklediğim editi o video üzerinde istediğim yere kaydırabileceğim. Mesela ben bunun boyutunu 800 yapıyorum. Eninde 600 yapıyorum. Artık ben bunu bu şey üzerinde istediğim her yere kaydırabilirim. Bak. Hikaye birinin Fedora şu tarafa geldi mesela. Anladın mı? Şuna tıkladım, bunu tutup sol aşağı çek. Fedora kullan. Gibi gibi yani. Burada yapabileceğiniz şeyler sınırsız. Biliyorum KDN Live biraz profesyonel bir uygulamaymış gibi. Ya profesyonel bir uygulama zaten de, bizim için en büyük avantajı tamamıyla açık kaynak olması. Yani bu uygulamada hiçbir şekilde siz para ödemeden bütün özelliklerini kullanabileceksiniz. Evet, çok kullanıcı dostu değil, kabul etmek zorundayım. Çünkü arayüzü çok karışık. Yalnız size tavsiyem, her ne yapacaksanız, neyi editleyecekseniz buradan sürekli kayıt almanız arkadaşlar. Çünkü bir bakıyorsunuz 6 saat boyunca uğraşmışsınız ve bir crash yiyorsunuz. Linux olduğu için değil, KDN Live olduğu için değil, normal bir bilgisayar olduğu için. Windows'da kullansan, Mac'te kullansan crash yiyebilirsin yani. Bazen maalesef çok iyi olmadığı için sistemlerimiz kaldıramayabiliyor bu kadar ağır. Şimdi dediğinizi duyuyorum yani, daha neyi kaldırmayacak diye. Öyle bir hale geliyor ki benim bugün attığım videoda kankam bak şöyle bu şekilde 916 tane kat varmış ve şunu unutma, bunlar bile yavaş yavaş kasmaya başladı. Yani 916 katı attığımda bilgisayarın yaşadığı o dramayı düşün yani. Yani neler neler oluyor. O yüzden dostlar save almayı unutmayın. Kayı kaydedin. Ama ben bunu kaydetmeyeceğim. Evet dostlar, gelelim diğer bir uygulamamıza. Diğer uygulamamızın adı GIMP arkadaşlar. GIMP yazayım. Bakın uygulama bu. Diyor ki biz diyor Our Repo'da diyor 5 tane paket tespit ettik, hangisini yükleyelim diyor. Default olan 1 diyor. Biz de 1'i seçelim o yüzden. Buna enter diyorum. Enter diyorum. Burada bizim için derleme yaptı. Yes'e basıyorum. Evet dostlar, gel gelelim. Olmazsa olmaz bizim Photoshopçu edit yapan kardeşlerimize. Burada bizim imdadımıza GIMP yetişiyor kankam. GIMP de %100 ücretsiz. Hayal etmen gerekiyor. GIMP de bir şeyleri yapmak için hayal etmen gerekiyor. Şimdi itiraf zamanı. Bir kere bile GIMP kullanma. Ben Photoshop yapmayı da bilmiyorum ama gösterebilirim. Photoshop nasıl yapılıyor kardeşim? Mesela burada siyah bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yani GIMP kullanın kanka. Ben anlamıyorum. Yıldızları böyle koyuyormuşuz. Oo, yaşasın. Tamam. Çok zevkli bir şey bu arada. Ben zaten anlarım Photoshop'tan. Kanka hiç bilmiyorum ya. Şu hareketi biliyorum ama. Silme tuşu nerede? Neyse şeyle. Tamam. Mesela tamam abi. Photoshopçu adam gelsin. Bak yıldız ekledim mesela. Oy. Neyse gençler, ben saçma sapan. Zamanınızı almayayım. Yani GIMP kullanarak da şöyle Photoshop yapan bir arkadaşım var Linux'ta. Kendisi şunu söyledi. Adobe kadar pratik değil. Adobe kadar kaliteli değil. Ama eğer Windows'ta olsaydım Adobe'ye para vermek yerine GIMP'i kullanırdım. Çocuk bana bunu söyledi. Yani dediğim gibi Photoshopçu insanların bir en azından girip denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eminim ki çok rahat kavranabilecek bir şey değildir. Zaten Photoshop dediğin şey ayrı bir meslek. Fakat ben eminim ki diğer uygulamalarda kullandığınız şeylerin %80'ini bu uygulamada da %90'ını hatta bulabileceksiniz. Ve söylemekte yarar var. Bu uygulama %100 açık kaynak arkadaşlar. Hiçbir şekilde para ödemeyeceksin. Dostlar video bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün yayın nasıl açacağımızı öğrendik. Nasıl video çekeceğimizi öğrendik. Video çekerken ve yayın yaparken mikrofonu nasıl filtreleyebileceğimizi öğrendik. Biz bir video çek, hadi onu editliyoruz dediğimizde onu nasıl editleyeceğimizi öğrendik. Biz Photoshopçuyuz abi. Hani edit yapacağız. Bir şeyleri Photoshoplayacağız. Bir resim alacağız. Ekleme yapacağız. Çıkartma yapacağız dediğimizde bunu nasıl yapacağımızı da öğrendik. O zaman şunu diyebiliriz. Bu videoyu izleyen herkes Linux bilgisayar kullanarak içerik nasıl üretebileceğini artık öğrenmiş oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atın. Zilleri açın. Abone olun. Beğenmediyseniz de dislike atıp bana yorumda küfürler savurabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Geri dönüşleriniz için çok teşekkür ederim. Bana anlamadığınız ne olursa yorumlarda sorun, söz veriyorum, cevap vereceğim. Sonra görüşmek üzere dostum. İyi günler. Ben zaten anlarım Photoshop'tan.